Rahim, elhamdülillah ve salatu ala ve ala Resulillahi ve Peki, üç başlık altında burayı hülasa ettik. Şimdi buradan nereye gelelim? Bundan sonra İmam Gazali ile beraber medresemize mantık giriyor. Din Ebheri'nin İsa Gocisi, sonra Şemsiye, bu iki temel metin oluyor. Kazvinli'nin Şemsiyesi, bunlar üzerine çok sayıda şerhler yazılıyor demiştik. Biz hangi şerhi okuyacağız? İsa Goji üzerinde Manisalı Manisi'nin, Mahmud Manisi'nin e, İsa Goji şerhini okuyacağız inşallah. Peki başka bunun üzerine e, yine haşiye var. Ne var? Seyful Hullab var. Bunun üzerine e, Munit Tullab üzerine yazılmış haşe. Yani burada fenari var. Fennari. Ee, babası fener yapıyordu. Onun için fennari ya da fener denen bir yerdendi. Onun için fenari o mekana nispet ediliyor. Fenari bir Osmanlı alimidir. ilimde dev bir adamdır. Fenari rahmetullahi aleyh. Mantıkla alakalı üç tane eseri var. Yani bizim ulemamız hem mantıkla alakadar olmuşlar ama müfessir olmuşlar, fakir olmuşlar. Yani mantıkçı diye müstakil bir grubumuz yok. Bunlar mantıkçı. Mantıkçılar aynı zamanda ne? Fakih. Mantıkçılar aynı zamanda usul alimi. Mantıkçılar aynı zamanda müfessir. İşte İmam Fennari imamdır bu. Üç tane mantıkla alakalı eseri var. Peki bu eserinde ikinci sayfasında burada Fennari de diyor ki şeraat fihi, fîhî gudvete min aksaril eyyâmi ve khatamtuhu kabla ezanil magrib ben diyor buna bir kış günü en kısa günlerden birinde sabah başladım akşam ezandan önce kabla ezani magribi akşam ezandan önce bitirdim bunu peki neden bunu söylüyor usul alimi fakir, yani böyle bize ben bu kadar mantığa vakıfım bunu söyleme durumunda değil böyle bir yani e, iftihar cümlesine muhtaç olan birisi değil imam Fenari neden bunu söylüyor ya da Fenari diyor ki yarın birileri sizi bir mecraya çeker. Nahiv okuduğunuz gibi 3 yıl 4 yıl size mantık okutursa bu akla dur deyin. Bu akla isyan edin. Mantık neden okuyacaksınız? İslami tefekkürün önünü açmak için. İslam tefekkürü değil İslam tefekkürü olmaz. İslam filozofları olmaz. İslam felsefesi olmaz. Böyle bir terkibi İslam kabul etmez. Çünkü sıfatta bir tekmil vardır, tazim vardır. Yani sıfatın çok anlamı var. O halde İslam felsefesi İslam'ın elyevme Ekmal tulakum dinekum Allah'ın böyle ifade buyurduğu bir dinin felsefeye ihtiyacı olmaz. O halde İslam filozofları da olmaz. İslam düşüncesi de olmaz. İslami düşünce olur. İslam'a mensup olan, İslam'dan neşe eden düşünce olur. Dolayısıyla ulemamız, udebamız, urafamız aynı zamanda o düşünceye sahip olanlar bize diyor ki Fenari, siz bu düşünce damarının önüne açın. Böyle bir domatik Akıl gelip de sizi durdurmaya çalıştığı zaman siz böyle bentleri yıkın, parçalayın. Yani akın o mecralardan, gidin oralardan. Yani mantık birkaç tane kitap okursanız yetersiz size diyor. Siz bunu meleke haline getirin. Dolayısıyla fıkıhta ve diğer bütün ilimlerde mantığı tatbik edin. Bundan hareketle sizin zihniniz sürekli... Doğuran bir akıl olsun. Sürekli ümmete çözüm ve çareler getirin. Allah'ın şeriatından hareketle, Kur'an-ı Kerim'den sünnette hareketle bunu yapın. Bunu söylüyor ama biz maalesef bugün işte Fenari'yi okuyorlar. Sonra bunun üzerine Kavul Ahmet ya da Kul Ahmet bunun her var. O okunuyor. E peki hocalarımızı biz tenkit babında bunu söylemiyorum Dihlevi diyor ki Şahveliyullahi Dihlevi rahmetullahi aleyh eserleri okuturken baktınız bir yere geldiniz. Yani burada birkaç sayfalık bir malumat var. Öğrenci hayatı boyunda hiç bu malumata müracaat etmeyecek. Önüne çıkmayacak, ihtiyacı olmayacak. O zaman orayı geçeceksiniz. Yani ehem mühim, ehem olanlar var. Adam Buhari okumamış, Müslüm okumamış tefsir okumamış, sonra müderris olacak, kendisi de aynı sisteme tabi olacak. O da ömür o şekilde geçecek, dönüp bir Buhari okutmayacak, Müslim okutmayacak. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir etmeyecek. Belki beş tane, altı tane mantık kitap okuyacaksa bu yani o akla ziyan bir durumdur, ömre ziyan bir durumdur. Bunu yapmayın diyor, ulemamız yapmayın diyor telmih yoluyla Fenari de bize buna bizi bu noktaya yönlendiriyor. Buraya bakın diyor. Bu hataya sizler de düşmeyin. Peki sonra bizim mantıkla alakalı eserlerde Ahmet Cevdet Paşa'mız var. Bu adab-ı sedat. Bir miyar sedadı var, bir de adab sedadı var. Ahmet Cevdet Paşa, Devleti Ali'nin ahir ömründe gelen Mecelle Komisyonu'nda başkanı biliyorsunuz. Hem bir devlet adamı, hem alim, hem allame Ahmet Cevdet Paşa. Osmanlıca bir risale bu. adab sedat Munazara usulü. Munazara Osmanlıca yazmış. Bir de bunun miyar sedadı var. miyar sedadı da Osmanlıca yazılan mantık metni. Burada çok Osmanlıca mantık metinleri var. Yine bu Osmanlıca bir mantık, e, ilmi mantık diye e, Osmanlıca mantık eseri. Efendim burada, e, bu da Zubdetül Mantık, yine Osmanlıca telif edilen bir mantık eseri. İşte bu Miyar-ı Sedadı, Ahmet Cevdet Paşa'nın mantık eseri Osmanlıca. Bunları inşallah sizler yeniden tab edersiniz, basarsınız. Bu da Şemsiye. Şemsiye iki tane temel eser var demişti. İki metin var. Birisi neydi? Esiruddin Ebehri'nin İsa Gocesi, Kazveni'nin Şemsiyesi, Şemsiye. Bu Süllem, Osmanlıca Süllem, İsa Gocinin nazma dökülmüş haliydi. Süllem'in tercümesi. Bu da Sülemin şerhi, efendim. E, bu da yine e, Adab Risalesi münazara ile alakalı, efendim. Bu gördüğünüz İsa Gocu üzerine Gelembevi'nin şerhi değil mi? Gelembevi'nin şerhidir. E, İzmir'e bağlı işte bir köy işte İzmir civarında Gelembevi. Gelembe oraya nispetle Gelembevi. İmam Kevseri rahmetullahi aleyh makalatında bundan bahsediyor. 5-6 sayfalık bununla alakalı bir makalesi var. Gelenbevi ile alakalı allame birisi. Hem makulatta hem menkulatta. Hem makulat hem menkulat alimidir. Diyor ki İmam Kevseri rahmetullahi aleyh Avrupa'dan bir mühendis geliyor. İstanbul'da bir takım çalışmalar yapıyor. O zaman logaritma yeni çıkmış. Logaritma diyor ki işte böyle logaritmayı konuşabileceğim Osmanlı'da bir adam var mı diyor matematikten anlayan birisi ee, olsa olsa diyorlar Gerenbevi'dir Gerenbevi'nin yanına gönderiyorlar bunu logaritma ile alakalı Gerenbevi'ye bir denklem veriyor problem veriyor peki diyor Gerenbevi falan gün gel geliyor o logaritma ona vermiş olduğu probleme. Çözümüyle alakalı bir risale yazıyor, veriyor mühendise. Adam bakıyor, bizde bu logaritma yeni çıktı. Burada birisi bir allame hiç görmediği halde matematik ilmini o kadar vukufiyeti var ki alıyor. Bir risaleyle buna cevap veriyor Osmanlı uleması. Siz risale yazacaksanız evvela onun besmelesi, hamdelesi, salvelesi sonra nesi olacak? Mebadi, aşeresi olacak. Oradan gireceksiniz logaritmanın anhasından, minhasından, isminden, mevzusundan, tarihçesinden şöyle bir on maddede onları bahsedeceksiniz. Bir risale yazacaksınız. Yani alim cevabı vereceksiniz karşı tarafa. Hayran kalıyor. Beraber saraya gidiyorlar. Diyor ki ya sizde ne müthiş bir adam var. Batı'da daha yeni çıktı ama bize risale çapında cevap veren birisi var İstanbul'da. Resmini çekip de batıya götürmek istiyor. Gelen Hazretleri'nin üzerinde eski bir elbise var. Zahid Abid elbisesi giydiriyorlar ona bir kürk. Kış günü Allahu Alem ki kürk giydiriyorlar. O halde bir resim çekiyorlar. Gelen diyor ki Kevseri'de var o ifade. Yani Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Logaritma vesilesiyle bir kürkü de giymiş olduk diyor Gelen Kadı bu aynı zamanda Yunanistan'da vefat ediyor. Allahu alem bilen var mıdır, giden var mıdır? Size de bu bir vazife olsun. Yunanistan'a giderseniz bu büyük alimimizin, allamemizin, medar iftiharımız Gelenbevi Hazretleri'nin kabrini bulursunuz. Orada bir Yasin-i Şerif, Gurbet eldeki o allamemize Yasin okursunuz inşallah Gelenbevi. Bunun Efendim yine bu İsa Goci ile alakalı. Burada Osmanlıca İsa Goci risaleleri var. Efendim. E, burada da Adab-ı Gelenbevi'nin tercümesi var. Yani bu e, gelen Gelenbevi'nin münazara adabı ile alakalı e, yazmış olduğu risalesi var. E, Arapça yazıyor. Onun Osmanlıca tercümesi bu. Osmanlı. yani neler var değil mi? Kaç tane belki yüzlerce mantık eseri var. Küçükler Hulasatul Mantık diye 5-6 sayfada hulasa ediyor. Böyleler de var. 100 sayfalık, 200-300 sayfalık mantık eserleri de var. Osmanlı bir medeniyet. Yani maalesef o kitaplarımız, o kütüphanelerimizi kanla mühürlediler. İşte bu da Şemsiye şehirlerinden bir tanesi. Arapça Efendim e, Eskici Zade büyük bir alim, büyük bir allame İsa Goci şerhidir. Eskici Zade Hazretleri'nin allamemiz rahmetullahi aleyh. Bu da kulasatul Mantık Arapça yeni yazılan bir eser. Burada yenilerle alakalı bu da e, sorulu cevaplı Osmanlıca yine bir eser. İsa Goci ile alakalı meseleleri hulasa ediyor. E, ve işte telfis var, izhar var, kifa, e, kafiye var, İbn Hacib'in kafiyesi var ve diğer eserler talebeye soru cevaplı bir çalışma e, devleti aliye zamanında yapılmış bir eser İshak Efendi'nin İshak Efendi'nin efendim bu da Davabitul Marife Haben Neken'in tamam Haben Neken'in Davabitul Marife çok kapsamlı bir eserdir. Mutala ederseniz fevkalade istifade etmiş olursunuz inşallah. Peki efendim şimdi bu kitaplara dair malumattan sonra İsa Gocu ile alakalı birkaç kelam edip mukaddimimizi nihayete erdirmiş olalım. Peki Esiruddin Ebheri, İsa Goca metni, e, bunun üzerine Munuttullah bizim şerhimiz. iki ana bölümden oluşuyor demiştik. Bir tasavvurat vardı, bir de tasdikat. Tasavvurat, zihnimizdeki ifadeler. Kitap diyorduk, masa diyorduk. Bir hüküm yoktu veya inşai cümleler. Tasdikat ise biz buradan hükme gidiyorduk. Ne diyorduk? Kitap büyüktür. Bu tasdikat. Peki tasavvurat ikiye ayrılıyordu. Tasavvurat ikiye ayrılıyor. Bir, bunun mebadisi var, makasidi var. Mebadisi nedir? Külliyatı hamsedir külliyatı hamse. Külliyatı hamse dediğimiz zaman neyi anlıyoruz ondan? Cins, nev, fasıl, arazi hase bir de arazi ammadi 5. E, külliyatı hamse dediğimiz beş esas var. Cins, nev, fasıl, hase bir de arazi amm var. Arazi amm var. Peki cins dediğimiz nedir? Efendim, mahiyetleri farklı olan şeylere itlak edilen ortak bir isim. Ne diyorsunuz? Hayvan diyorsunuz. Hayvan bir cinsin adıdır. Bunun içine eşek de girer, insanla girer, at da girer. Cins dediğiniz zaman farklı hakikati olan şeyler üzerine itlak ediyorsunuz. Sonra nev var. Nev ise hakikati aynı olan şeyler üzerine itlak ediyorsunuz. İnsan diyorsunuz. Fasılsa bunun bir özelliğini bize veriyor. O özellikle onu cinsin diğer başlıklarından ayırıyorsunuz. Yani hayvanı biliyorsunuz. Natıkı da biliyorsunuz. Peki neydi mantık? Bilinenlerden bilinmeyenlere gidiyorsunuz. Yani malum olan şeyler size meçhul olanı da malum hale getirecek. Diyorsunuz ki hayvanun natıkun. El insanu hayvanun natıkun. Hayvan nedir? Cinstir. Değil mi? Çünkü onun altına insan girer, eşek girer, at girer, diğer hayvanlar girer. Peki insan nedir? Nevdir. Çünkü hakikati aynı olan şeyleri toplar. Peki fasıl nedir? Burada fasıl nedir? Natıktır. O natık insana ait olan bir özelliktir. İnsanın düşünmesidir değil mi? İnsanın düşünen, konuşan bir varlık olmasıdır. Dolayısıyla İnsanın düşünen bir varlık olması itibariyle diğerlerinden ayrılıyor, faslediyor. Bu onu faslediyor. Efendim el insanu hayvanun natikun. Eğer buraya dahikun dersek bu ne olur? Has olur. Hase nedir? efendim arazdır değil mi? Bu saydıklarım cins, nev, fasıl, zatiyatla alakalıdır. Bu hase ile araz-ı am bunlar ise e, neyle alakalı? Bunlar arazdırlar. E, i̇nsan dahiktir. Dahik olması sürekli onda var olan bir şey değildir. Yani arazdır. E, peki sonra nedir? Teneffüs e, eden, nefes alıp veren bir varlıktır dersek bu da arazı amme olur. Çünkü bu araz birincisi has bir arazdır. Arazı hassedir. İkincisi ise arazı ammedir. Yani Külliyat bu e, hamse bağlamında düşünürsek burada ne olur? Beşincisi değil mi? Beşincisi oluyor. Külliyat-ı hamsenin beşincisi arazi ı ammedir. E, i̇nsan bunda diğer mahluklarla ortaktır. İnek de nefes alır. Öküz de nefes alır. Peki o zaman tasavvuratın birinci kısmında külliyat-ı hamse var. Külliyat-ı hamse neydi? Mebadi. Neden küllâd hamseyi biz okuyoruz, bununla alakadar oluyoruz? Bizi nereye götürecek bu? Nereye? el kavlu şâriha getirecek. el kavlu şarih nedir? Tanımdır, tariftir. Yani siz bunları bilirseniz küllâd hamseyi, o zaman el insanu hayvanun natikun insanı tarif edersiniz değil mi? El insanu hayvanun natikun dahikun muteneffisun dersiniz küllat Hamze'yi buraya yerleştirmiş olursunuz. Peki el kavlu şari tanımdır. Bu da ikiye ayrılır. El haddu var rasmu. Had ve resim. Had de ikiye ayrılır. El haddu tamu ve el haddu nakisu. Tam tarif, nakis tarif. Resim de ikiye ayrılır. El rasmu tamu, el rasmu en nakisu. Peki hadde tam nasıl olacak? Eğer siz fasılla e, tarif ediyorsanız yani el insanu hayvanun natikum derseniz haddi tam olur. Tamam? E, peki ne zaman haddi nakıs olur? El insanu cismun natikum. Şimdi e, hayvan nedir? Cins isimdi. Peki bu cins karip bir cinsdir. Bir de bunun üzerine başka bir daha e, uzak bir cins var. Hangisi? Cisim. El insanu cismun dediğin zaman bunun içine hayvan da girer, canlı da girer, cansız da girer. Eğer burada bu örnekte insanı uzak cinsiyle tarif ederseniz o zaman ne olur? Haddi nakıs olur. Tamam? Haddi nakıs olur. En âlâ tanım, haddi tam, yakınıyla tarif etmek. Peki resmi tam ise efendim bu da onu e, neyle tarif ediyorsunuz? Hasse ile tarif ederseniz bu resmi tam olur. E, e, efendim arazi amme ile tarif ederseniz o zaman resmi nakız olur diyoruz. Tamam. E, peki bu tasavvuratın iki bölümüydü. Mebadi ve makasid. Mebadisinde ne vardı? Külliyatı hamse. Evet. Makasidinde ne vardı? El kavlu şarih Yani tanım. O da kaç ayrılıyordu? iki'ye el haddu var rasmu. hatta kendi içinde ikiye, resim de kendi içinde ikiye ayrılıyordu. Peki sonra tasdikat vardı. Tasdikat birinci bölümü kaziye yani önerme. Ee, yani doğrulanabilme, yanlışlanabilme ihtimali var. Adam bir şey söylüyor onu doğrulayabiliyorsunuz veya e, yanlıştır diyorsunuz. E, kaziye de ikiye ayrılır. Kaziye hamliye var, kaziye şartiye var. Eğer müfret olursa o zaman kaziye hamliye diyoruz. Diyorsun ki zeydun katibun. Tamam. Birincisine mevzu denir, ikincisine mahmul denir. Zeydun katibun. Zeydun katibun. Bu kazıye kaziye hamliyedir. Kaziye şartiye ise bu cümleyle olursa yani. Taraflar müfred değil nedir? Ee, efendim cümle olursa şart şeklinde e, olursa o zaman buna kaziyeyi şartı diyoruz. Ha, bunun e, kısımları var. Onları göreceğiz. Bu tasdikatın mebadi bölümü, tasdikatın bir denesi var, makasit bölüm var. O da kıyastır, kıyas, kıyasın çeşitleri onları görmüş olacağız inşallah. Bu şekilde e, ee, Mugnet Tullab dersimize başlamış olduk. Yarın itibaren devam edelim inşallah. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereketini e, dersimiz dersimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereketinden mahrum etmesin. Ulemamızın e, feyizinden mahrum etmesin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabı kiramın, ulemanın Meşayi Kiram'ın, İmam Gazali Hazretleri'nin, İmam Rabbani Hazretleri'nin ve hususen eserini okuyacağımız e, Manisi Hazretleri'nin ruhuna El-Fatiha.